geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımın kuaför salonu açılışına gidiyorum. Gündüz kokteyl. Peki. Orada mı yaptırdın saçını? Yok, orada yaptırmadım. Hazırlanıp. Aslı. İçinde ne var? Triko elbise. Bakalım mı? Tek parça. Tek parça. Çıkarayım mı? Şimdi... Ben içinden ne çıkacağını merak ettim çünkü küpeler benim sahnede kullandığım küpeler gibi. Sen de kullanıyorsun değil mi? Ya yani çok şıkır şıkır. Ayakkabılarını merak ettim elbisene göre çünkü elbiseni görmediğim için o yandaki... Keşke hani o böyle dümdüz olsaydı, o gri şeyler olmasaydı. Özellikle onu seçtim, trench coat'la uyum sağlaması için. Bilmiyorum ki hani diyorlar ya hep bir parçayı daha sakin tutun diye. Çantayı da anlamadım. Bacaklarını beğeniyorum senin şu anda. Neslihan. Kapattığın zaman daha bir güzel gelmişti gözüme. Normalde çok güzel bacaklarım var. Evet. Ve bu çorabı o bol şey giydiğinde bir boyum yanlış bilmiyorum. Bir acayip durmuş yani. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Tuğçe Sonyorum. Çantayı çok sevdim. Teşekkür ederim. Genel olarak güzelsin ama evet üst kısım yani saçınla, küpelerin, makyajınla biraz fazla hani sahne kostümü gibi ama genel olarak güzelsin. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazır mısın? Geçebilirsin. Nilk Arataş, buti 450 lira, çorap 10 lira, çanta 1250 lira, elbise 212 lira, trench coat 490 lira, küpe 50 lira. Nil hoş geldin. Hoş buldum İvan Hanım. Nereye gidiyorsun? Açılışa gidiyorum. Gündüz kokteyl. Nerede? Davetliyim. Nerede? Etiler'de bir kuaför salonu, güzellik merkezi. Güzellik merkezi, tamam. Ceketi açalım. Ceketi orada çıkartıyorsun herhalde değil mi? Tabii çıkartıyorum. Çıkartıyorsun. Ceketi çıkarmadan önce şey söylemek istiyorum. O kadar ince topuk ayakkabı, böyle bir palto ile... Öyle elbise çok fazla frapan görünüyor. Keşke o küpelerde taşlar, zincirli kırmızı çanta fazla. Ruj öyle. Keşke kalın topuk bir ayakkabı giyseydin. Çantanın daha sakin. Renk olabilir, kırmızı katabilirsin tekrar. Ama daha zincirsiz, normal bir kırmızı çanta elinde alabilirdin. Yumuşak deri de olabilir. Sporlar vardı. Öyle. Daha spor şey alabilirdin. Çok abiye saç yapmışsın. Çok fazla asolist. Topladım. Ama çok asolist saç bu. Yani bu trench coat'un, bu ayakkabıyla o saçla o küpeler çok fazla görünüyor. Fazla sana. Mı buldunuz? Çok karışık görünüyorsun Nil ya. Üzüldüm yani tekrar arkadaşlar şeyde çıkartsın şeyler ceketi ama ben bütün görüntü olarak kafan karıştı düşünüyorum. Alt. Teşekkür ederim. Nil gene başa sardık. Gene topuk. O topukla gene o at kuyruk. İvan'a gerekenleri söyledi. Detay detay girmeyeceğim. Ama genele baktığım vakit olmuyor, olmuyor. Kuyruk, sallanan küpe. Buradan kuyruk sallanıyor. Böyle topukla arkadaşlar. Frapanlığın da dozu var. Şıklığın da dozu var. Kadınsı olmanın da dozu var. Bu... Hangi sınıfa giriyor bilmiyorum. Yani bir dizi sahnesinde bir rol vermişler gidiyorsun. Normal hayatta bir yere gittiğin zaman bu kıyafetten prim yapmazsın olmuyor. Rica edeceğim lütfen. Her biriniz ayrı bir vakkasınız. Değil sen de bugün bir vakkasın. Şirin şeker olamıyorum. Lütfen. Şu kuyruklardan vazgeçin başka bir şey yap. Herhalde o postiş senin saçın bu kadar değildi. Evet topladım gerdirdim siz açık sevmiyorsunuz diye bir de bunu taktırdım. Tamam ama bak... Nilciğim, buradan toplamak var, buradan toplamak var, buradan toplamak var. Bunların hepsi ayrı bir şey. Demin ben saçımı taratırken tepeye yaptılar. Hayır dedim, arkaya gidecek bu dönem. Çünkü farklı anlamlar taşıyor. Haklısınız ama ben denemek istiyorum. Her gün bir başka yaparım. Mesela bunu ama ilk kez kullandım. Ama kendin dene, neyi seviyorsan onunla. Yani kendine neyi yakışır oraya. Burası deneme tahtası değil. Deniyorum diye gelme. Sen kendin dene, doğruyu bul. Gel ben de sana diyeyim ki doğru veya değil. O zaman ama bana yakışan denemeyelim. Tamam o zaman bana yakışan saç modelini mesela her gün aynı ben şekilde kullanabilir miyim? Ben söylersem başka bir şey olur. Ben hiçbirisine bir şey söyleyemem.
Ben sizden bekliyorum. Ya burası deneme tahtası değil. Ara, bul, buna inanıyorum, bu olmuştur de gel, ben de sana diyeyim ki tamam bitti, al onu güle güle. Diyemiyorum hiçbir şey. Hep aynı şey. Dön sivri topuk, saçları buradan topla. Yani bir de cevabını almadın. Postiş taktın değil mi ona? Evet. Ne gereği var postişin? Sahneye çıkmıyorsun. Bir berber dükkanının açılışına gidiyorum. Postiş nerede? Olmadı. Olmadı. Teşekkür ederim. Yakın bir arkadaşının açılışı mı bu? Yakın. Dost kazığısın bugün. Neyim? Dost kazığısın. O ne demek? Hani dostuna kazık atarsın ya, senin dostuna attığın kazık da onun güzellik salonu açılışına gündüz böyle gitmek. O kadar fazlasın ki, o kadar fazlasın ki. Tamam, bu kadının ruhu bu diyorum, o diyorum, bu diyorum ama onun bile bir dozu olması gerekiyor. Çok fazlasın Nil. Her şeyini birbirine yarıştırıyorsun. Bak, sana ilk günlerde dedim ki sen zaten ruhun, her insanın ruhu dışa vurur. Sen Alaturka bir kadınsın. Bu kötü bir şey değil. Bir yan döner misin? Yan, saçını yandan görmek istiyorum. Bunu kuaförüne nasıl adlandırdın da yaptırdın çok merak ediyorum. Tarif nasıl verdin? Yani tarifi nasıl verdin? At kuyruğu dedi. Ama nasıl bir at kuyruğu? Atın kuyruğu birebir. Hayır, nasıl birebir? Yan dön. Böyle bir model yok. Biraz Pizza Kulesi, biraz az solist, biraz spor. Yani Nilcim boyun kesiyor. Bu kadar uzun at kuyruğu kullanma. Daha kısa daha iyi. Boyunu kesiyor. İvana Hanım, tamam da bunu ben şu an bu şekilde yapmadan bu yorumları alamam ki. Şimdi mesela siz beni uyardınız. Tamam, şimdi biliyorsun. Hayatım. Ondan sonra bunu da yapmamaya başlayacağım. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bizden bunu almadan yapmak zorundasın. Senin sonuçta bir birey olarak bir stilin var. Orada oturup herkese ahkam kesiyorsan, o gözlüğü tak çıkar, büyük hareketler yapıyorsan, o zaman daha kusura bakma, bu kadar büyük hata da yapamazsın. Ama sen bir şey söyleyeceğim. Bak, buranın Anna Wintour gibi oturuyorsun. Dünyanın en ünlü moda yazarlarından, moda editörlerinden biridir. Bayağı herkes de bilir. Bayağı buranın Anna Wintour gibisin. Ama Hakan Bey, şimdi şöyle bir şey var ki, ikinci haftadayız. İki haftadır belki de tenzih ediyorum. Sürekli değişik parçalar kullanan, her gün başka saç yapan, her gün başka bir şey yapan ender insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Yanlış, başka beni ilgilendirmiyor. Yapma. Sen de daha az risk al o zaman. Daha doğru gel. Bak, sana hep aynı şey söyleniyor. Fazlasın, fazlasın, fazlasın. Tamam. Neyin inadındasın? İnat değil ki. İnat hayatım, yok, inat. Değil. Bak, orada oturduğun tavırla tak 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 ona laf söyle. Tak 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 buna laf söyle. Sonuç bu mu? Bu şey mi Hakan Bey? Yorum yapmayayım mı ben? Hayatım, o zaman buraya böyle gelme. Yorumunda hiç sıkıntı yok. Beni de eleştirmek sizin sonuçta hakkınız. Aynı, o yüzden. Aynı şeyi konuşmuyoruz biliyorsun. Ben başka bir şey konuşuyorum, sen başka bir şey konuşuyorsun. Bu eleştiri değil, doğruyu bulmak. Biz burada niçin buradayız? Katkıda elbette, bulmak için. Elbette. Siz niye burada? Stilinizi bulmak için. Bu bir eleştiri değil. Doğruya gidiyoruz hep beraber. Ben de istiyorum ki siz de emek verin ve doğruya bir an evvel gelin. Elimden geleni bir yapıyorum. Bir şey daha ekleyeceğim sana. Buyurun. Boyun çok uzun olmadığın dolayı. İvana Hanım mikrofon çekiyor, böyle değil. Onu demiyorum. Olur. Bu kadar uzun küpe kullanma. Çünkü boyunu kesiyor. Tamam. Yani zamanda değiştir o. Tamam, okey. Anladım. Bunu da anladım. Sen 7 günde bir seni sıfırlamak, format atmak gerekecek sana. Ben onu hissediyorum. Bugün 7. gün galiba. Umarım bir daha bu kadar kötü eleştiri almam. İnşallah yani. Ama doğru parçalar seçmene puan veriyorum. Gidişat doğru. Bir de onu bir araya getirmeyi öğrensen 6. Teşekkür ederim. Yalnız o değil de Nes'i delirttiler ya. Ama hani mesleğime saygı, konuma saygı, kendime saygı, öyle geçiştir. Sus, terbiyeli sus, ol sus. Kızım terbiyeli, ama demek ki gemi gitmiyor böyle. Gitmiyor, evet. Neyse, daha var canım. O kadar sinirleme. Yavaş yavaş olacak. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu konuda da genel olarak bir uyarı yapmanız lazım. Gerçekten öğrenme aşaması artık. Öğrenmeye geldim dediği zaman
sanki öğrenip gelseydin diyor. Bugüne kadar öğrenmeye geldin de kardeşim da. Bugüne kadar üniformayla mı geziyordun? Hayır, aşama yok. Tek tip mi geziyordun? Neyi öğrenmeye geldin? Ben bir hafta daha veriyorum. Ivana öğrenmek için. Bak Ivana. Yeter. Kanatsız melek. Hayır, bir anda kuliseye girip bütün çizmeleri, ayakkabıları bir kere toplayacağım.